Patek Philippe, 300 bin İsviçre frangı değerinde bir saat. Türkiye, İsviçre yapımı bu saati 17-25 Aralık sonrasında dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la birlikte duydu. Çağlayan'ın kolundaki saatin rüşvet olduğu iddia edildi. Zafer Çağlayan, rüşvet iddialarına sert yanıt verdi. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksız. Ancak çok zaman geçmeden Çağlayan saati Reza Zarrab'a aldırdığını beyan etti. Bu saat tarafımca alınmış, bedeli tarafımca ödenmiş ve mal beyanıma da girmiştir arkadaşlar. Ancak Çağlayan'ın mal beyanımda da yer alıyor dediği 700 bin liralık bir saatle ilgili ne bir dekont ne de vergisinin ödendiğine dair belge vardı. Sadece gündeme düşen peçete kağıdında bu saatin bedeli olan 240 bin euroyu Reza Zarrab'ın Çağlayan'dan teslim aldığına dair küçük bir yazı yer alıyordu. Peki saati gerçekten Zafer Çağlayan mı almıştı? Reza Zarrab bu konuda aracılık mı etmişti? Amerika'da devam eden Halk Bankası davasında tutuklu yargılanan Reza Zarrab, verdiği tüm rüşvetleri mahkemede itiraf etti. Reza Zarrab, Çağlayan'a 45 ila 50 milyon avro arasında bir rüşvet ödedim. Buna diğer para birimlerinden verdiğim paralar dahil değil. Çağlayan, İran'la yapılan işlerden %50 kar payı istedi. Çağlayan ödemeleri nakit olarak, kıymetli eşyalarla ve havale yoluyla aldı, ifadelerini kullandı. Amerika'daki davada savcı Reza Zarrab'a Zafer Çağlayan'a verdiğiniz saat ve piyano rüşvet miydi diye sordu. Zarrab'ın bu soruya da cevabı evet oldu. Zafer Çağlayan'ın Zarrab'dan rüşvet olarak aldığı belirtilen 700 bin liralık saatle ilgili parasını ben ödedim diyerek salladığı faturanın da sahte olduğu ortaya çıktı. Patek Philippe firması yetkilisi Bernard Ruff, Çağlayan'ın saatin parasını ben ödedim iddiasıyla elinde salladığı ve üzerinde saat firmasının isminin geçtiği belgenin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aydınlık gazetesi Çağlayan'ın elindeki belgeyi e-posta yoluyla firmaya gönderdi. E-postaya yanıt veren şirket yetkilisi, söz konusu belge için Türkçe garip, tuhaf anlamına gelen "Das ist komisch" yorumunu yaptı. Ruf, Çağlayan'ın gösterdiği belgedeki fatura numaralandırma sisteminin şirketlerinde kesinlikle kullanılmadığını söyledi.